Evet, konuya devam etmeden önce System Index'le ilgili bir örneklendirme yapalım. Örneklendirmede buradaki diziyi kullanalım ve iki değerini arkadaşlar hem soldan hem de sağdan gelecek şekilde nasıl elde edebileceğimizi inceleyelim. Bir yandan da System Index ve ilgili operatörümüzün şu ismini bilmediğimiz operatörü inceleyelim. Şimdi iki değerini elde etmek istiyorsam 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 indeksinden yola çıkmam lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. İndeks dediğim zaman gelen bu tür system nokta indeksten geliyor. Yani sistemin altından geliyor. Şundan geliyor. Buraların daha ne olduğunu bilmediğimiz için çok fazla girmeyeceğim oralara ama system nokta indeks dediğimiz direkt indekstir. Tamam. Yani sen direkt indeksi çağırabilirsin. Sistemi çağırmana gerek yok. Sistem zaten sayfada her daim varsayılar kullanılıyor. Nedenini using bloklarını anlattığım zaman daha net anlayacaksın. İndeks bir tür olduğundan dolayı direkt böyle hani integer gibi, char gibi, string gibi tanımlayabiliyoruz. Bu türün hemen hangi indekse karşılık gelecekse onu bildirmem gerekiyor. Örneğin 5 dedim. Niye 5 dedim? Çünkü 2'ye ben soldan gelirken 5. indekste olduğunu biliyorum. Şimdi gelin bunu ekrana yazdıralım. Sayılar diyorum. İndeks diyorum. Bu şekilde yazdırdım. Muhtemelen 2'yi getirecektir. Herhangi bir yerde hata yapmadıysak. Evet, 2'yi getirecektir. Çünkü 5. indekste. Hani belki saymada hata yapmışızdır diye düşündüm. Şu anda görüldüğü üzere arkadaşlar iki değeri geldi. Peki hocam ben bunu sağdan nasıl alabilirim? Şimdi sağdan bunu ilgili operatörle alabiliyorsun. Bunu bak bu soldan diyelim. Biz buna soldan diyelim. Soldan nasıl başlıyor? Sıfırla başlar, en eksi 1'e doğru gider. Doğru mu? Normal indeks mantığında gider. Amma ve lakin buradaki indeks arkadaşlar, eğer ki şu ne denir buna? Süslü tırnak mı denir? Ne denirse bu operatörü kullanıyorsak eğer bu şekilde bunun sağdan geleceğini ve birden başlayacağını düşünmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buna gelip 8 demem lazım arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir tanımlama yapıyorsak bak sağdan gelecek. Sağdan gelecek. N'e kadar gelecek. Nereden gelecek? Birden başlayıp gelecek. Anlaşıldı mı? Bunu da şöyle nitelendirelim. Evet, şimdi uygulamayı bu şekilde çalıştırırsak sağdan geldiğimizde birden başlattığımızda da gene iki değerine karşılık gelecektir. Nihayetinde hop buradan birden başlayınca 8. değere karşılık geliyor. Arkadaşlar indeks türü bizim için indeks sayısının değerini tutmamızı sağlıyor ve şu operatörü kullanmamızı sağlıyor. Şimdi sen bunu normalde integer yapsaydın şu operatörü kullanamıyordun. Bak bu operatör indekse özel bir operatör. Anlaşıldı mı? Tersinden geleceksen indeks numarasında işte tersinden gelme mantığını yaparken bu indeks türünü kullanman gerekecektir. Evet, indeks türü sadece bu kadar. Yani ekstradan başka bir şey yok. İlgili veri kümesinin solundan ya da sağından gitmeni sağlayan bir türdür ve ilgili şapkalı tırnak dedik daha demin. Hadi ismi öyle olsun. Şapkalı tırnağı kullanmamızı sağlayan bir türdür diyelim ve sonraki dersimizden devam edelim.